Bismillahirrahmanirrahim. 15. madde. La ma sebete ala hilafil kıyas ve gayru la yukasu aleyhi. Kıyasın hilafı üzere sabit olana başka şey kıyas edilemez. Başka bir ifadeyle kıyasın hilafına gelen nas varit olduğu şeylere ait bırakılır. Hakkında nas gelen şeye asıl müşebbembih veya makisun alet denir. Diğerine de fer, makis ve müşebbet denir. Kıyas, makis ve makisun aleyh arasındaki illet benzerliğinin bulunmasına dayanarak asım hükmünü feri olanında ispat etmeye denir. Kıyasın keyfiyeti Kur'an-ı Kerim hırsız olan erkek ve kadın elini kesin buyurmaktadır. Birisi başkasından bir malı kapıp çalsa, başka biri de kabirden kefen soyup alsa, kapkaç veya yan kesici olan başkasının korunmuş mu malını aldığı için eli kesilir. Zira onun işinin hükmü hırsızın işine uymaktadır. İlletleri aynıdır. Kefen soyanında ise illet mevcut değildir. Zira gizlice alsa bile kefen ölü tarafından korunmuş bir mal değildir. Bu yüzden kefen soyan eli hırsızda olduğu kesilmez. Kıyasın hilafını olup üzerine başkasının kıyas edilmediği hususa misal, sanatçının yapacağı mamulü yapmadan evvel satması kıyasın hilafını olarak sabittir. Zira mevcut olmayan şeyin satılması batıldır. Buna kıyasla sanatçının aldığı siparişi yapmadan evvel satması da batıl olması gerekirdi. Demek ki mal yoktu da, sanatçılar da yapmamış, bu şekilde kıyasa bakarsak olmaması lazım. Lakin kıyasın muhalif olarak icma ve örf ile buna cevaz vermiştir. Başka bir şeyi de buna kesmek caiz değildir işte. Selam satışı da kıyasın hilafı olarak caizdir. Buna ve sanatçıların işine kıyasla ağacın meyvesini daha meyve çıkmadan evvel satmak caiz değildir. 16. madde el-iştihadu la yunqadu bi mislihi. İştihad misliyle bozulmaz. Müştehidin bir işleri bir meselede iştihad edip onun hükmünce amel edince sonra kendisi için başka bir görüş zahir olsa ikinci iştihadı evvelki iştihadın hükmünü bozmaz. Aynı şekilde bir müştehidin hükmü üzerine başka bir müştehidin başka bir şekilde hüküm vermesi verse evvelki müştehidin iştihadı üzere dayanan hüküm bozulmaz. Müştehidlerin bazı şartları var ki usul kitaplarında zikredilmiştir. Alim için şartlarına haiz olmadıkça müştehid denmez. Buna beraber sonra gelen alimler hükümlerin dağınık olmasından korktukları için iştihat kapısının kapandığını vermişlerdir. Hem de mevcut olan dört mezhep hakkında yeterli olan hükümler söylemiştir. Ancak Şia'dan olan bazılarına göre iştihat kapısı kapanmamıştır. Kendilerinde her an müştehidin bulunduğunu iddia ederler. İran ve Irak bölgesinde bu hal mevcuttur. Müştehidin hükmünün evvelki iştihadın hükmünü bozmamasının sebebi bir iştihat için diğeri üzerine tercih sebebi bulunmamaktadır. Hem de ikinci iştihat evvelkinden daha isabetlidir demek de mümkün değildir. Zira iştihat zannı galibin has olmasından ibaret olup kendinde hataya da ihtimal vardır. Bütün iştihatların isabetli olması caiz olduğu gibi aynı şekilde hata olması caiz. Mesela evvelki sınavları radyalan tarafından yapılan bazı iştihatlarda 11. iştihat Ömer radyalanın olduğu halde ve görüşü de evvelki sınavların görüşüne muhalif olduğu halde yerine halif olduğu zaman da onun iştihatlarından bir şey nakşetmiş bozmuş değildir. Aynı şekilde bir hakimin evet hükmünün hilafına olan ikinci bir meselede başka bir hüküm vermesi de caiz olup bu ikinci hüküm evet hükmü iptal etmez. Ancak bu meseleden bir istisna vardır. Umuma ait bir meselede umum hakkında maslahat varsa evet iştihat umum menfaatine olan ikinci iştihatı bozulur. Evet. Adam diyor mezhepler diyor yanlış diyor. Sen ne kim oluyorsun ya? Onlar iştihat o zamanki şartlara göre araştırılmış, tarastırılmış büyük bir gayret sarf edilerek hükümler verilmiş. Sen kim oluyorsun bunları teyit ediyorsun? 10. madde el meşakkatu teclibu tesire. Meşakkat kolaylığı cebeder. Bir şeyde mevcut olan meşakkat ve zorluk o şeyi kolaylaştırmasına ve hafifletilmesine sebep olur. Darlık vaktinde genişlik gerekir. Şeriatta cevaz verilen kolaylıklar karz, borç vermek, havale, hacir men etmek yani vasiyet, selam, ikale, alışveriş bulunmak, bey satış, rehin vermek, ibra, beri etmek yani borcu düşürmek, şirket, sulh, vekalet, icare, müzara, ziraat bahsi, müsakat, ağaçları, yetiştirme bahsi, mudarebe, kar ortaklığı, ariye, veda gibi muameleleri de caizdir. Bunlardaki zorluğun kaldırılması ve hafifliğin celp edilmesine fırsat verir. Fırsat denir yani. Kolaylığı celp eden meşakkatten murat, kendisinden şer'i tekliflerin ayrıldığı meşakkatlerdir. Fakat kendisinden şer'i tekliflerin ayrılmadığı meşakkatleri gelince cihat, hadlerin, cezaların, elemi, eziyeti ve zina edilenin rejimedilmesi gibi bunlar da hafiflik kolay söz konusu değildir. Ruhsat demek haram edilen delil mevcut olmakla birlikte bir özle dayanarak mesuliyeti sabit olan meşruiyeti sabit olan hükümlerdir. Mesela
selam satışı yok olan bir şeyin satışıdır. Yok olan şeyin satılması batıl olduğundan selam satışının caiz olmaması gerekirdi. Ancak insanların mahsullerin hasıl olmasından evvel ziraat yapmak için peşin para ihtiyaçları olduğundan insanlara o köylülere kolaylık ve hafif olması için şu selam satışına cevaz verdi. Evet. Böylece demek ki meşakkat olduğu yerde kolaylık, dinimiz kolaylık veriyor. Kafana göre de bir şey değil tabi. O zaruretler, o meşakkatler şeriatı müsaade ettiği şeyler.